Hocam dolar borçlanmaları gerçekten taksitlerle parça parça yatırıp aylık alabiliyor mu? Tabii ki Erhan Bey. Çoğu vatandaşımız bu pandemiden dolayı yurt dışında şu an işsiz ya da mini job çalışıyor ya da sosyalden geçiniyor. Şu an tam anlamıyla ellerine bir maddi yükümlülük geçmiyor. Evet. Ama bir yandan da Türkiye kesin dönüş düşündükleri için de buradaki geleceklerini de garanti altına almak istiyorlar. Buradaki evet. maaşlarına da ihtiyaç duyuyorlar. Evet. Borçlanmaların hepsini ödeyemiyorlar. Durumları belli. Bir şey yapamazlarsa hani maddi gelir elde edemeyecekler. Her şey böyle ortadayken evet. en güzel ödeme biçimi taksitle ödeme diye söylüyoruz vatandaşlarımıza. Ama şöyle bir şey değil mi İnci? Taksitler bittikten sonra maaş Tabii alacak. Bunu bak, her zaman söylüyoruz. Hata Bakın, yapmıyorum Erhan Bey, değil mi Ümit? Kişinin yani borçlu hukuku tamamıyla bitecek. Aynen yani borcu emekli olabilmesi için bir vatandaşın 3 tane şartımız var Erhan Bey. Evet. Yıl şartı, yaş şartı, gün şartı. Yılı tamamladı, yaşı tamamladı ama taksitler bittiğinde tamamen gün şartını tamamlayacağı için de o zaman aylık bağlanabilecek, evet. o zaman aylığını alabilecek duruma gelecek. Tabii bunun üstüne basa basa söylüyoruz Erhan Bey. Kişi yaşını doldurduysa, emeklilik gün şartı neyse onu evet. doldurduysa borcunun tamamını yani bir TL'si bile kalmayacak şekilde bütün ödemesini yaptıktan sonra kişi maaşa bağlanır diye söylüyoruz onu. Üstad ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi dolar borçlanması dedik. Birisi sormuş. Kendisi Avusturya'da yaşıyor. İsmi vermeyin Erhan Bey ne olur. 12 yıldır dolar borçlanması duruyor. İptal mi oldu diyor. 500 yıl. Söyle abi sen de söyle. Erhan Bey şunu söylemek 500 istiyorum. 500 yıl. Yani bakın, 500 yıl o borçlanma iptal olmuyor. 500 yıl. Şöyle durumlar bile var Erhan Bey. Vatandaş gitmiş Sosyal Güvenlik Kurumu'na. O zaman bir furya vardı biliyorsunuz. Aynı 31 Temmuz 2019 gibi. Bir çıktı dolar borçlanması dediler. Hürra herkes geldi izinde tebligatlarını verdi. Geri döndü unuttu gitti. 2006'da kaç tane vatandaşımızla denk geldik. Bize emeklilik için müracaat ediyor. Biz diyoruz ki Türkiye'de herhangi bir işleminiz var mıydı? Hayır yapmadım diyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlanma tebligatını gönderiyoruz. Hayda bir cevap geliyor ki bize vatandaşın dolar borçlanması var. Vatandaş evet. dolar borçlanmasını yapmış unutmuş. Yani doğal belki de o hakkım öldü diye diyor. Hakkının öldüğünü düşünebilir. İptal oldu mu? Dolar borçlanması müracaatı yapan kim varsa, ödeme yapmadıysa lütfen buradan sesleniyorum bizlere ulaşsınlar. Normal borçlanmanın da üzerinde aylık bağlatacağıma yine söz veriyorum ve sakalımı keseceğime de yine söz Olmaz, veriyorum. Olmaz senin sakalın az önceki süper emekliliğiydi. Olmaz. Ve Erhan Bey. Ama sen saçı kesiyoruz. Ama Ümit bu iş böyle. Bak, tamam bu sefer de saçı kesiyoruz. Yani dolar borçlanmasını yüksek ama dolar borçlanmasını ince yüksek bağlıyor Tabii. birader.